bir tane bakteri aynı bizim gibi yaşantısını sürdürürken terliyor. Ve terinin içerisinde peynir mayası diye tabir ettiğimiz bir enzim bulunuyor. Demişler ki süper, bakteriler çok hızlı çoğalır. Ben bu bakteriyi çoğaltırsam o enzimi de çoğaltırım. Al sana bir sürü bakteri, bir sürü peynir mayası. Sonra o peynir mayasıyla bakterileri ayırırım. Mükemmel bir teknolojidir. Mikrobiyal fermantasyon teknolojisi. Birçok vitaminler, enzimler, amino asitler, proteinler böyle üretiliyor. Koca koca silo düşünün. 1 tonluk, 5 tonluk, 100 tonluk. İçerisine sıvı bir ortam hazırlıyorlar. Bakteri ne seviyorsa artık. Oraya bakterileri döküyorlar. O bakteri o besinleri yiyerek çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Bir haftanın sonunda bir sürü bakteri ter, bir sürü peynir mayası. Risk şu. Mezbahalarda kanları toplarlar. Bütün hayvanların kesimlerinde, büyükbaş, küçükbaş veya kanatlı kesimhanelerinde kanlar toplanır, pişirilir. Kan unu yapılır. Kan tozu yapılır. Kan tozu birçok yerde kullanılabiliyor. Tavuk yemlerinde, bakteri yemlerinde kullanılabiliyor. İşte kan neydi? Helal miydi? Haram. Kanın girdiği ortam ne oldu? Haram ve necis oldu. O ortamı siz ancak suyla yıkayarak temizleyebilirsiniz. Peynir mayası sıvı bir maya. Nasıl yıkayacaksınız? Peynir mayası suyla yıkanabilir mi? Yıkanamaz. Sıvı bir maya. Dolayısıyla siz o necaseti gideremezsiniz. Ve siz bunu analizle de ortaya çıkartamazsınız. Eğer bir kan gibi haram kaynaklı bir besin maddesi o ortama girmişse peynir mayası bizim için arızalıdır. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem hayvansal peynir mayası. Hayvansal peynir mayası daha tehlikeli. Hayvanlar kesiliyor. Hayvanların midelerinden peynir mayası yapılıyor. Mide. Domuzsa domuzun midesi. Danaysa, kuzuysa bunlarda 4 tane mide var biliyorsunuz. Bunların 4. midesi. İşkembe, kırkbayır, börkenek, şirden diye tabir ettiğimiz 4. mideden peynir mayası yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Çok kısa bahsedeyim. Bu mideler alınıyor, kesiliyor, parçalanıyor, suda bekletiliyor. Midenin iç çeperlerinde bulunan o enzimler suya geçiyor. Et kısmını atıyorlar. Kalan su, peynir mayası. Böyle yapılıyor. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Yurt dışından geliyor bunlar. Domuzun midesi ise bitti. Dananın midesi ise bizi buradan avlıyorlar. Dana şirdeni diyorlar. Danayı duyunca helal zannediyoruz. Nereden geldi? Hollanda. Kim kesti? Johnny. Hollanda'da Johnny mi çok, Abdullah mı çok? Gayrimüslimler daha fazla. Besmele var mı yok mu? Hadi bul bakalım bunu analizle. Bugünkü hiçbir teknoloji besmele analizi yapamaz. Böyle bir sıkıntı var yani maalesef. O yüzden yurt dışından gelen maya şüpheli. Aldık bu peynir mayasını, süte damlattık, peynir yaptık. Ne oldu peynir? Şüpheli oldu. Gitti. Peynirin altından su çıkıyor. Peynir az suyu. 10 kilo sütünüz varsa siz 1 ya da 2 kilo peynir yapabilirsiniz. Geri kalan sudur. Ve bu su atılmaz. Önce kaynatırlar, lor peyniri yaparlar. Piyasada yediğiniz tüm lor peynirleri peynir alt suyundan yapılır. Lor da gidiyor pastaneye. Börek yapılıyor, poğaça yapılıyor. Gitti. Orası da şüpheli. Kalan su atılmıyor. Peynir alt suyu tozu oluyor. PST, PAST. İçindekiler de öyle yazar. Peynir alt suyu tozu. O da şüpheli. Sonuçta mayadan gelen şüphelilik sirayet ediyor. Bakın bugün sektörde çikolata, bisküvi, gofretler, kekler, dondurmalar, pasta tabanları, yaş pastalar birçok yerde kullanılıyor. Bunları niçin tüketiyoruz? Tüketmeme hakkımızı kullanmıyoruz. Bugün Türkiye'ye 4000'den fazla gıda katkı maddesi, 8000'den fazla kozmetik ve temizlik kimyasallarında kullanılmak üzere katkı maddesi giriyor. Toplamda 10.000'den fazla katkı maddesi giriyor. Bu şu demek, bunların tamamı şüpheliyse Türkiye'deki tüm üretimler şüphelidir. Sadece gıda değil, temizlik kimyasalları, kozmetik, kişisel bakım ürünleri, bir sürü problem. Yazı yazmış. Ben domuz kullanmıyorum diyor ambalajda. Adam da bunu okuyor ya, bitti. Tamam hocam diyor. Adam yazmış diyor. Ben ona güvenirim, yerim diyor. Gerisi artık ben karışmam diyor. Bu cümleye güvenmek şuna benziyor. Bankaya gittiniz. Ev alacaksınız, araba alacaksınız. Kefil istiyorlar. Siz dediniz ki ben kendi kendime kefilim. Kendi kendinize kefalet de kredi verir mi banka? Böyle bir uygulama hiçbir defa oldu mu? Aynı durum işte. Üretici yazıyor. Ben kendime kefilim. Ben domuz kullanmıyorum. Bana güven. Bir üreticinin kendi kendine kefil olması olmaz. Kabul edilemez. Kim kefil olacak? Üçüncü bir şahıs kefil olacak. O yüzden bu cümleye güvenmek doğru değil. O gıdayı uzman bir kadro, uzman bir göz inceleyecek, denetleyecek ve denetlemeye devam edecek. Böyle bir kurum var ise şüphe ortadan kalkar. Yoksa o gıda şüphelidir. Biz bu sisteme kefalet sistemi diyoruz ve günümüzdeki bu isimlerine de helal sertifika kurumları diyoruz. Eğer bir gıdada helal sertifika yoksa o gıda şüphelidir abilerim. Bizim baş belamız katkı maddelerinden bir tanesi jelatin. Bizi bu jelatinle çok avlıyorlar. Jelatin kemik ve deri artıklarından yapılan hayvansal bir katkı maddesidir. Niye deri artığı? Deriler gider tabakhaneye, baskıdan çıkar. O çanta manta yapılacak o değerli kısmı, orta kısmı alınır. Kenardan ıskartalar çıkar. Ayak kısımları, kafa kısımları falan. O ıskartadan yapılır. Bu jelatin Türkiye'de üretimi çok az. Yurt dışından geliyor. Jelatin ithalatı yapıyoruz. 10.000 ton. Dünya jelatin üreticilerinin %70'i
domuzdan üretilir. %30 kadar sığır da kullanılıyor. Fakat bu sığırları da bir kısmını Abdullah kesse de çoğunluğunu gayrimüslimler kestiği için orada da leş olmuş oluyor. Dolayısıyla sığır jelatini diye bir tabirden helalmiş diye bir algı oluşmaması lazım. Nerede kullanılıyor? Yumuşak şekerler. Hani bu ayıcık tarzında, şişe tarzında biliyorsunuz. Kare şeklinde, beyaz, pembe gibi renklerde bulunan yumuşak şekerleri de biliyorsunuz. Sonra marshmallow dediğimiz beyaz köpük tarzı şekerler. İki tane çikolatalı bisküvinin arasında bir tane beyaz düşünün. Biliyorsunuz değil mi öyle şeyler? Yuvarlak böyle bisküviler, çikolatalı. İkisinin arasında beyaz böyle dolgular var. Veya bir tane bisküvinin üzerinde puf şeklinde olan da var mesela, o beyaz değil mi? Bu köpük şeker diye geçiyor. Ve ham maddesi jelatindir. Soruyorum ben bazen 80 yaşındaki amcalara, yedin mi diyorum o şeyden? İki bisküvi arası beyaz var ya meşhur. Çok severim ben onu diyor. Bunlar jelatinden yapılıyor. Jelatinin kullandığı başka yerler neler? İlaçların kapsülleri, dondurmalar, jambonlarda, dönerlerde falan, et stabilizerlerinde çok oluyor. Et emülgatörleri diyelim onlara biz. Meyve sularında bile kullanılabiliyor. Meyve sularında berraklaştırıcı olarak kullanılıyor. Bugün gidiyorsun gözlemenin yağını soruyorsun, peynirini soruyorsun. Çok güzel. Yap abi diyorsun. Adam bandırıyor domuz kılı fırçayı. Şak şak bir sürüyor abi yağı. Ah bitti. Sistein insan saçlarından ve domuz kıllarından yapılan bir katkı maddesi. %90'dan fazlası böyle yapılıyor. İnsan saçı domuz kılı. Niye insan saçı? Çin. 2 milyar insan. Berber. Saç. Topla geç bedava. Saçları topluyorlar. Domuz çok kesildiği için domuzun kıllarını da alıyorlar. Bu sisteini elde ediyorlar. Sistein bir amino asittir. Protein yapı taşıdır. Sisteini yufkalık unlarda elastikiyet verici olarak kullanılıyor. Yırtılmayı engelleyici olarak. Zaten yufkacılar katmaz bunu. Yufkacı bilmez de. Yufkacının aldığı unda var zaten. Yufka. Baklavanın haricinde pizza hamurlarında, özel ekmeklerde de kullanılır. Bazı özel ekmeklerde süngerimsi yapıyı meydana getirmek için sistein normal ekmekte kullanılmaz. Bir de asetil sistein formatında balgam söktürücü ilaçlara katıyorlar. Bakın evde gidince balgam söktürücü ilaçlar varsa, şuruplar, ilaçlar, muhtemelen etken maddesi asetil sisteindir. Bu bahsettiğim jelatin ve sistein helallikle ilgili sıkıntısı olan şeyler. Ama mesela bakın MSG. Helallikle değil, tayyiplikle ilgili bir sıkıntı var. Çok ciddi manada zararlı bir katkı maddesi. Ve her yerde kullanılıyor. Niye kullanılıyor? Lezzet artırıcı olarak kullanılıyor. Dönerler, hazır çorbalar, soslu çerezler, cipsler, köfteler, çiğ köfteler, bulyonlar. Bunu yediğiniz zaman iki şey düşünüyorsunuz. Bir, çok mükemmel bir şey yiyorsun ve çok yiyorsun. Çok yedirdiği için obezite yaptığından dolayı birçok ülkede yasaklanmaya başladı. Sinir hücrelerine zarar verdiği için nörotoksikolojik etkisi olduğu söyleniyor. Alzheimer gibi, Parkinson gibi bir sürü sinirsel bazı hastalıklara sebep oluyor. O yüzden biz bu katkı maddesine de sertifika vermiyoruz. Ben böyle bir döner yemedim abi diyorsan MSG vardır içinde. Bakın aspartam yapay bir tatlandırıcıdır. 250 kilogram şeker yerine 1 kilo aspartam eş değer kadar tatlılık verir. Ucuzdur, bundan kullanılıyor. Ama kanserojendir. Diyet tatlılarda, diyabet ürünlerde, şeker ihtiyacının olduğu her yerde bu tarz sağlığa zararlı tatlandırıcılar kullanılabiliyor. Bazı ilaçlarda falan da görüyorum, şuruplarda görüyorum. Bak sabun, kılık değiştirmiş bir domuzdur. Sabun neyden yapılıyor? Yağ, kostik. Yağ nereden çıkar? Bitkisel veya hayvansal. Bitkisel yağlarda sıkıntı yok ama hayvansal yağlarda en yağlı hayvan domuzdur. Ve biz gemi gemi, konteyner konteyner, sodyum tallowat adıyla domuz yağı ithal ediyoruz. Sodyum tallowat. Bu bize çok yüksek miktarda geliyor. Niye peki dananın yağı kullanılmıyor veya koyun yağı? Çünkü onlar değerli. Biz de maalesef köpürte köpürte vücudumuza bunu sürüyoruz. Ondan sonra sıhhatler olsun diyoruz. Çözüm ne? Helal sertifikalı sabun kullanmak veyahut da babaannenizin, anneannenizin yaptığı sabunu kullanmak. Tabaktan daha fazla büyülensinler diye yeni bir teknoloji çıktı. Daha zarif, daha ince, şeffaf porselen teknolojisi. Eskiden porselenler bu kadar ince değillerdi. Yani daha önce kalın yapıyorlardı da şimdi nasıl inceldi bu? İçerisine kemik külü koyuyorlar. Kemikleri alıyorlar mezbahadan. Bu kemikleri yakıp kül yapıyorlar. 1000 derecede yanmış olan bu külleri hamura karıştırmak suretiyle, oran da vereyim ben size hatta, %45 ila 80 civarında. Çin'den getirip bizim kendi firmalarımız kendi markalarıyla satıyorlar. Kemik kullandıkları için adına da bon diyorlar. Bon, bone, kemik demek. Bon China, bon fine, bon porselen diyorlar, tabağın arkasına yazıyorlar. Çin'de en çok tüketilen hayvan köpek, kedi. Ondan sonra domuz. Ondan sonra sığır geliyor. En çok tüketilen hayvan köpek, kedi ve domuzsa bu tabaklardaki kemikler de bu hayvanların kemikleri daha çok işte. Sakal fırçalarının tamamı domuz kılıdır. Laboratuvar fırçaları, badana fırçaları, yağlı boya fırçaları, rimeller. Tüketilmesi haram olan bir şeyin
ticareti haramdır. Ben bunu işte gıdaya kullanmıyorum. İşte badana yapacağım. Ne oluyor? Sen domuz ticaretine destek oluyorsun. O çarkta dönmeye başlıyorsun. Plastikleri var. Onları bulmak, kullanmak lazım. Kıllara dikkat. Düşünsene, domuzu alıyor berberde, sana böyle hocam suratına domuzu sürtüyor. İlaç sektörü maalesef çok ciddi sıkıntılarla dolu bir sektör. İşte bakın, öksürük şurubu. Çok net söylüyorum, içkidir. Rakı kadar, şarap kadar, konyak kadar alkol içerilir. Bira kadar alkol vardır. Çocuklar için ama. Çocukları içiriyorsun işte, çocuk rahatlıyor, gevşiyor. Çocuk sarhoş oluyor, sen diyorsun ki yaradı, şifa oldu. Peki deden öksürdükten sonra nasıl çözdü bunu? Bal yedi, evet. Pekmez içti, turp, soğan, bilmem zerdeçal, zencefil. Biraz bunları araştırıp hayatımızı tatbik etmemiz lazım. Bize pratik geliyor. Ve birçok hastalığında ilaçsız çözümü var. Diş macununda günde 2 defa fırçalamakla 50 yıl boyunca fırçalayan bir insan, çocukta %7 istatistik, büyüklerde %1 yutma oranı. Bir porsiyon yaklaşık domuzu 100 gram, 150 gram kadar diş macunundan yiyoruz. Yediğiniz tavukların, çikolataların, peynirlerin, bu gıdalarının temiz su gibi olanları geldi artık. Bugün her yerde bulabileceğiniz helal sertifikalı çikolata var, bisküvi var. Helal sertifikalı makarna, salça, diş macunu, sucuk, dondurma. Bugün günümüzde artık varlar